Radyo Tiyatrosu. Karışık Bayram. Yazan Esra Şen. Yöneten Deniz Gökçerperk. Efektör Yüksel Doğru. Oynayan sanatçılar: Gürbüz Alp Öyken, Zehra Serpil Tamur, Bora Alptekin Serden Geçti, Didem Gamze Yapar, Hizmetli Atilla Şendil, Hidayet Kemal Bekir, Leman Hunda Postacı, Fahriye Gülgün Ok, Ekrem Selçuk Kıpçak, Dürüye Hanife Şahin, Sevim Aylin İşbitiren, Ayten Selma Kutlu. Bayramı mübarek olsun Gürbüz Bey. Senin de Zehra. Daha nice bayramlara inşallah. İnşallah, inşallah. Bakalım bundan sonra kaç bayram görebiliriz? Sabah sabah bu nasıl söz hanım? Öylesine söyledim canım. İnsan bazı günlerde hüzünlerini veriyor. Daha çok bayram görürüz sultanım. Sağlıklarla inşallah. Torunlarla inşallah. Beraber. Ay ne şeker şeyler değil mi? İnsanda keder falan kalmıyor. Kalmıyor vallahi, kalmıyor. Kuzguna yavrusu kartal görünürmüş. Gürbüz Bey. Gidip yeni takımlarını giy istersen ha? Önce kahvaltımızı yapalım hanım. Çocuklara kahvaltı masasında yakalanmayalım. Peki peki olur, nasıl istersen. Eline sağlık hanım. Afiyet olsun. Hadi bakalım şimdi kalk da takımlarını giy. Giyerim şimdi. Niye bekliyorsun? Çocuklar neredeyse gelir. Şey diyecektim sultanım. Ne diyeceksin? Şu senin yaptığın tatlıdan yeseydik ha? Ne dersin? Aa, olur mu hiç Gürbüz? Bu saate tatlı mı olur? Tatlının saati mi olur Zehra? Olur tabii. Sabah sabah tatlı mı yenir? Aşk olsun. Bir tane tatlıyı benden sakınıyorsun. Bak Gürbüz, her bayram bunun münakaşasını yaparız bilirsin. Bilirim, ne olmuş? Artık beni söyletmesen ne olur ha? İyi. Yine bütün sinirlerin üzerinde. Hadi Gürbüz'üm, git de yeni takım elbiseni giy. Bir şey söylemek istiyorum. Söyle bakayım. Bir tanecik kalbura bastıdan ne çıkar ki? Bilirim ben senin bir taneni. Yerini öğrendikten sonra o bir beş olur. Haksızlık ediyorsun sultanım. Hiç de değil. Hem geçen bayram olanları unuttum bakıyorum. Sadece misafir ağırlamıyoruz ki. Biz de ziyarete gidiyoruz. Maşallah ikram edilenlerin hiçbirine de hayır demiyorsun. Tamam. Sen en iyisi şimdilik tatlıyı unut. İstersen dolapta şeker var. Aman istemem. Hadi o zaman dediğimi yap da gidip yeni takımlarını giy. Hadi bakayım. Tamam. Didem, kaç saattir seni bekliyorum. Geliyorum canım. 10 dakikadır söylediğin tek şey bu. Babanlara ayıp olacak. Bak saat kaç oldu. Ama hayatım biraz anlayışlı ol. Siz erkeklerin saç derdi yok, makyaj derdi yok, aksesuar derdi yok. Bizim de tıraş derdimiz var ama ben zamanında hazırlanıyorum. Hem biz de çuvalla çıkmıyoruz herhalde sokağa. İyi tamam, hazırım işte. İyi ki fazladan 5 dakika bekledin.
Ne 5 dakikası? Tam 25 dakikadır seni bekliyorum. Hazırsan çıkalım artık. Saat daha 1 bile olmamış. Ne bu acelen? Annen demedi mi yemeğe bekliyoruz diye? Tamam, yetişiriz. Sen bu ağırlıkla devam edersen ancak akşam yemeğine yetişebiliriz. Aman ne komik. Her bayram espri yeteneğin tutar böyle. Ah Didem. Bayram dedin de aklıma geldi. Ne geldi? Bak, babanlara bayram tatlısı almayı unuttum. Ah haklısın. Bütün dükkanlar da kapalıdır şimdi. Ya. Eyvah. Aa, buldum. Ne buldun? Buldum. Biraz önce Leman ablamların getirdiği tatlıyı götürelim. Paket açılmadı mı? Açtım ama hiç yemedik. Biliyorsun hemen kalkıverdiler. Kahveden fırsat kalmadı. Ah, iyi o zaman. Hemen paket yapalım. Ben hemen paketlerim onu. Didem. Efendim Bora. Bilirsin ben karışık işlerden hiç hoşlanmam. Ama olacak bir kere. Belli olmaz değil mi? Olmaz hayatım, olmaz. Sen hiç merak etme. Leman ablanların annenlere gelmeyeceğine eminsin değil mi? Onlar annemlere dün gittiler. Eniştemin ailesinin yanına gidecekleri için bu bayram erken bayramlaştılar. Şimdi yoldalardır. Acaba ablanlar nasıl buldular tatlıyı? Ablam böyle konularda düşüncelidir. Belki de dünden aldı tatlıyı. Bir de komşuları var ya, hani Hidayet amcalar. Belki bugün dükkanı açmışlardır da ablamlar da onlardan almışlardır. Hadi sen bir an önce paketle de çıkalım. Tamam. Hidayet amcanın dükkanından almışlar. Paket kağıdında yazıyor. Tamam, çabuk ol. Her şey tamam değil mi Leman? Tıraş makinesi... Pijamalar, kazaklar. Sana sesleniyorum Leman. Efendim canım. Her şey tamam mı diye soruyorum. Ben de onu sayıyorum ya. Aman tıraş makinemi unutma. Unutur muyum? İlk önce onu aldım. Geçen sefer olanları biliyorsun. İyi ki bir kere unuttuk. Temcit pilavı gibi döner döner aynı şeyi söylersin artık. Neme lazım? Her şey tamam. Kim olabilir? Bilmem. Sizinkiler gideceğimizi biliyor mu? Evet. Bizimkilere gideceğimize göre onlar da olamaz. Açalım da görelim. Hoş geldiniz Fahriye Hanım. Buyurun, buyurun. Hoş buyurun. Bulduk. Bir 5 dakika bayram ziyaretine geldik. İyi ettiniz, buyurun. Ekrem, bak kimler geldi. Oo, Hidayet Bey, Fahriye Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ekremciğim. Bir 5 dakikacık uğrayalım dedik. Ne demek, buyurun. Siz de yolcusunuz Ekrem Bey, fazla tutmayalım. Ziyaret edeceğimiz yerler de vardır sırada. Belki annenlere de uğrarız Leman'cığım. Sevinirler. Şeker bayramında tatlı yensin, tatlı konuşulsun. Aa, niye buyurun. Zahmet ettin Fahriye? Aa, zahmet olur mu canım? İnsanın tatlıcı komşuları olmasının yararı. Yeterince geç kaldık. Annemler yollara dökülmüşlerdi. Şş, abarttın Ekrem. Başka bavul yok değil mi? Yok. Bagajda yer kalmadı zaten. Siz kadınlar bir yere giderken ne diye bu kadar çok şey alırsınız bilmem. Ne varmış aldıklarımda? Neyse bırakalım şimdi bu konuşmayı da bir an evvel başka birine yakalanmadan çıkalım. Daha Didemlere uğrayacağız. Aa, ben bunu tamamen unutmuştum. Fahriye Hanım'la lafa bir daldın ki. Tamam canım, tamam, hadi hazırım. Didemlere tatlısız mı gideceğiz? Ne yapacağız şimdi? Bence Fahriye Hanımların getirdiği tatlıyı götürelim. Bak bu iyi fikir. Ama o tatlının birazını ben size koymadım mı? Koydun da birazını da geri getirdin. Tatlıcılar ne de olsa pek yemediler. Ben de bir tane baklava yedim. Gerisini mutfağa geri götürmedin tamam, mi? Tamam, ben bir bakayım de. Tamam Ekrem, çok yenmemiş. Paket yapıyorum. Tamam canım, yalnız elini çabuk tut. Saat ilerledi. Şimdi yaparım. Çocuklar geldi Gürbüz Bey. Çocukları değil, torunları istiyorum hanım. Aman onların yanında söyleme, gücenirler vallahi. Hoş geldiniz kızım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kızım. Bora nerede? Tatlı paketini arabada unutmuş, almak için geri döndü.
döndü. Aa, niye zahmet ettiniz kızım? Aa, zahmet olur mu anneciğim? İyi bayramlar baba. İyi bayramlar kızım. İyi bayramlar anne, öpeyim. Sağ ol kızım. Nice bayramlar gör inşallah. Torununuz yokken bize itibar yok anlaşılan. Aa, onu da nereden çıkardın kızım? Baksanıza gözleriniz kapıda kaldı. Hadi hadi içeri geçin bakayım. Ben onları karşılarım. Damat, artık bir el oynarız ha? Oynarız baba, oynarız. Gürbüz, ne ayıp. Dur bakalım çocuklar gelsin. Gelen gelsin hanım. Olur mu hiç? Bugün bayram. Tavla bekleyebilir. Yılda kaç kere görüyoruz zaten yüzlerini? İyi, iyi. Bugün aksiliğin üzerinde. Hayrola baba? Mutlaka tatlı istemiştir. Ah, bak kızın nasıl da bildi. Her bayram böyle olur Bora. Babam kahvaltıdan hemen sonra tatlı ister, annem de vermez. Bunların diline düşeceğine kör kuyuya düş daha iyi. Verseydiniz biraz anne. Aman oğlum, ziyaret edenimiz çok. Allah aratmasın ama. Zor zahmet özene bezene yapmışım zaten. Bir çırpıda bitiriverir. Çok yemezdim. Aa, bak hala konuşuyorsun Gürbüz Bey. Bak oğlum, her bayram bunu anlatırım ben. Evde yer, misafirliğe gideriz orada da yer. Biri gelir ikram ederken yine yer, sonra ne olur? Hanım, ilaçlarımı getir. Bak, şekerim bak, mi yükseldi ne? Annem bak. Haklı ama baba. Küçüklüğünden beri hep anneni tutarsın zaten sen. Kim kızım? Aa, Sevim ablamlar anne. Aman Gürbüz Bey, gözünü seveyim tatlı lafı edip de beni rezil etme, oldu mu? Tamam, tamam. İlahi baba, alemsiniz. Alemdir alem. Başka yok mu baba? Bütün fıkraları anlattım kızım, fıkra kalmadı. Vardır vardır. Sevim ablam doğru söylüyor bak baba, vardır. Dur bakayım. Aklıma bir şey geldi ama bu fıkra değil. Şimdi bizim dairede bir arkadaş vardı. Baki. Tanırsın hanım, hani kel baki derdik. Aa evet, hatırladım hatırladım. Bizim bakinin hazır cevaplığı bizi çok güldürürdü çocuklar. Bir gün bir arkadaş dedi ki, baki sence kaç çeşit dost var? Baki biraz düşündü, düşündü, sonra dedi ki, 3 tür dost vardır. Bir dost vardır gıda gibidir, sen onu her gün ararsın. Bir dost vardır, ilaç gibidir, gerektiğinde ararsın. Bir dost vardır, hastalık gibidir, o seni arar. Bu çok güzeldi baba. Ne güzel söylemiş. Baki Bey'i tanımak isterdim. Adamın kulaklarını çınlattık. İster misin 6 çocuğu 5 torunuyla çıkıp geliversin şimdi adam? Ay çocuklar, çocuklar karnınız acıkmıştır. Yemeğe oturalım mı? Oturalım hanım. Birazdan yabancı misafirler de gelebilir. El aleme sofrada yakalanmayalım. Konuşurken anlamadık ama bayağı acıkmışız. Ya. Babanızdan oğlum, babanızdan. Hanım, yemeğimizi yedik, kahvelerimizi içtik. Şimdi tatlıya sıra geldi değil mi? Vallahi şu annenizin anlayışına hayranım çocuk. Ben de senin tatlı diline Gürbüz Bey, tatlı diline. Anne bizim tatlıyı getirelim. Nasılsa akşama kadar buradayız. Seninkini de yeriz he? Ne fark eder kızım? Benimki seninki. Hangisi olursa getir. O zaman biraz senin tatlıyı koyalım, biraz bizimkini. Olur olur, öyle yap. Ben de yardım edeyim. Ah ah. Büyük kızım olmadan bu bayramdan bir şey anlamadım. Aman hanım, kızların yanında söyleme, darılırlar. Canım ben ille de eleman için söylemiyorum ki. Birisinden birisi olmadığı zaman içim buruluyor. Bu kızları evlendireli yıllar oluyor bizim hanım. Hala alışamadı vesselam.
Alışamam işte. Onlar benim kızlarım. Alışmalıyız hanım. Bak yine de dün gelip bayramlaştılar. Ne yapsınlar? Bu bayramda Ekrem'in ailesi çağırmış. Gitmesinler mi? Aman aman, sana da hiçbir şey söylenmiyor. Ben sadece kızımı özlediğimi söyledim. Şu babalar da biraz duygusuz mu oluyorlar ne? Bora, bizim tatlı paketini nereye koydun canım, bulamıyorum. Masaya koydum ama. Bir bakar mısın, ben bulamadım. Bakayım. Hey hey hey. Daha dün çocuktular. Dün gibi gözümün önünde. Her namaz çıkışı aynı şey olurdu, hatırlar mısın hanım? Bilmem mi? Kalkın derim kalkmazlar. Kalkın derim kalkmazlar. Terliği elime aldım mı hepsi ayakta olurlardı. Hayrola anne, pek muhabbetlisiniz. Geçmişi hatırladık oğlum. Kızlar. Efendim baba. Nasılsa biz biziz, kimseler yok. Şu tatlıları kutularıyla getirin de önce gözümüz doysun eh, bari. Gürbüz, ha? Eh Gürbüz, ben sana ne diyeyim, ben sana ne diyeyim bilmem ki. Getiriyorum baba. Getirin, ben getirin. Tabakları getirdim. Bunları kullanıyorsun değil mi anne? Tamam kızım, tamam bunlar. Aa. Bir iş yaparken her şeyi düşünmek lazım. Bak misafir geldi. Konuşmayı bırakalım da kapıya bakalım hanım. Kim gelmiş kızım? Geç içeri geç. Kızım çatlatmasana insanı. Lemanlar anne. Aa, lemanlar mı? Ay ne oldu ki? Neden geri döndüler? Acaba kaza falan mı yaptılar? Dur hanım dur, birazdan anlarız. İyi bayramlar baba. Oo. Niye geri geldiniz kızım? Ha, istersen gidelim anne. Ha, merak ettim evladım, merak ettim. Ekrem nerede kızım? Ay bana kızana bak, bak bana kızana bak. Arabanın motoru mu yanmış neymiş? Yolu yaralamadan bir şeyler oldu, araba durdu. Vah vah, dünyanın da parası şimdi bir motor. Ya. Çocuklar sağ kurtuldular ya, sen ona bak. Ay şu annem de olayları trajediye çevirmeye bayılır. Ne o, bana mı gülüyorsunuz kızlar? Yok anne, ablamın haline gülüyoruz. Gülün bakalım gülün. Yardım edeceğinize gülün. Ah, yardıma gerek yok anne. Ay bu da kardeşlerine laf söyletmez. Kocan nerede kızım? Şimdi gelir baba, arabayı bir yere çektirmekle meşgul. Bayram günü kimselerde olmaz ama. Didem biraz gelir misin canım? Bir dakika abla, hemen gelirim. Efendim Bora? Ablanlar geldi, rezil olduk. Aa, niye rezil olalım hayatım? Tatlıyı unuttum bakıyorum. Bak ben onu sahiden unuttum. 40 yılın başı gizli bir iş yapalım dedik, ağzımıza yüzümüze bulaşacak. Keşke tatlısız gelmiş olsaydık. Üzülmeye gerek yok hayatım. Nereden anlayabilirler ablamın tatlısı olduğunu? Ki ablan anlarsa? Nereden anlayacak? Kendi dememiş miydi paket kağıdı yırtıldı diye? E'si biz de aynı paket kağıdına sardık ve annenlere aynı bahaneyi söyledik. Ne dersin, kaldıralım mı? İyi olur. Zaten ablan girdiğinden beri dik dik tatlıya bakıyor. Aman yok canım, sana öyle geliyor. Orasını bilmem artık. Yalnız şurasını biliyorum ki birazdan fenalaşabilirim. Tamam tamam tamam, şimdi kaldırıyorum. Gel oğlum gel. Tekrar iyi bayramlar baba. Sağ ol oğlum, size de. Ah iyi bayramlar enişte. Bugün herkes ikişer kere bayramlaşıyor. Hayrola kızım, tatlıyı nereye götürüyorsun? Ah hiç hiç, Bora'ya vermiştim de bir tane. Aa, ben de ablanları yabancı yerine koydun zannettim de. Yok baba, olur mu hiç? Tatlılarımızı buraya getirdik oğlum. Önce gözümüz, sonra midemiz. Sonra da şekerimiz. Aa, sen orada mıydın sultanım? Buradaydım ya. Vallahi sayılı tatlı yiyebilirsin ona göre. Tamam tamam. Gözüm üstünde, haberin olsun ha. Annem haklı baba. Perhizi bozarsanız sizin için hiç iyi olmaz. Yılda bir kez bozulsun oğlum. İlahi baba, alemsiniz. Aman oğlum sakın gözünü üstünden ayırma. Olur anne, ayırmam. Ben de mutfaktan kızları çağırayım. Oğlum nasıl oldu bu motor yanması? Ben de anlamadım baba. Bakımını yaptırmamış mıydın? Yaptırdım baba, o yüzden böyle şaşırdım ya. Yarın birlikte bakarız. Annenleri arasaydınız oğlum, merak ederler. Bu hengamede onu unuttuk. Haklısın baba. Leman! Ekrem beni mi çağırdın? Annemleri arar mısın? Gelemeyeceğimizi haber verelim. Olur olur, hemen ararım. Didem bakar mısın? Ne oldu Barım? Daha ne olsun? Yerin dibine girdik. Yok daha neler. Farkına bile varmamışlardı. Ekrem abinin de dikkatini çekti. Tatlıya bakıp duruyor. Bence sana öyle geliyor. İnşallah senin dediğin gibidir. Artık günün ilk tatlısını yiyelim bakalım. Yiyelim baba. Bora sen de alsana. Ben biraz önce aldım. Oğlum sen ben misin? Gardiyan mı var arkanda? Ye gitsin. Aşk olsun Gürbüz.
Şaka sultanım, şaka. Yarı şaka, yarı ciddi değil mi Ahsen'i seni? Aşk olsun baba. Hani başka kalmamıştı? Demek ki kalmış. Babanızın benzini tatlıdır oğlum, bilmez misiniz? Bir baklavaya bir fıkra. Buna göre babama bir tane daha tatlı yedirmemiz gerekir. Öyle değil mi baba? Aha, vallahi sen kendin arandın Zehra. Anne. Perdesiz babam daha neşeli. Siz varsınız diye şımarıyoruz. Ben sana söylemiştim fark edilmez diye. Orasını Allah bilir. Ben bakışlarını hiç beğenmemiştim. Siz ne konuşuyorsunuz kızım? Aa, hiç baba. Babam tatlı yesin mi yemesin mi mini referandum yapıyorlar bana kalırsa. Sen bir fıkra anlat baba. Hadi. Bilmem ki, hiç aklıma gelmiyor. Aa, bir tane geldi. Efendim, tımarhaneden kaçan deli bir kahveye girer ve çay söyler, çay gelir. Bir ara garsona seslenir. Garson, biraz şeker getirir misiniz? Garson şaşkınlıkla, ama efendim bu attığınız tam 7. şeker der. Bizim deli, haklısın ama görüyorsun onların hepsi eridi. Çok güzeldi baba. İyi ki gitmemişiz. Her şeyde bir hayır var. Kim olabilir? Vakit de erken değil ama. Kim o de kızım? Bu da nereden çıktı? Hırsızlar bayramı gözlüyorlar hırsızlık yapmak için. İlahi hanım, hırsız çalışacağı evin kapısını çalar mı? Ama ne bileyim Gürbüz Bey. Oo, hoş geldiniz. Kim kızım? Fahriye teyze ile Hidayet amca. Buyurun Fahriye Hanım, buyurun buyurun, hoş geldiniz, hoş geldik. Hoş bulduk, bir 5 dakika uğrayıp bayram ziyareti yapalım dedik. Bak yine 5 dakika diyor. Şişt, sus Ekrem, duyacaklar. Buyurun buyurun buyurun. Şimdi yandık işte. Ne oldu ki? Şu tatlı kutusunu görüyor musun? Evet. Bizim Didemlere götürdüğümüz tatlı paketine benzemiyor mu? Kutu kutuya benzer Leman. Benzer de bu kutu farklı. Baksana paket kağıdının aynı yeri yırtılmış. Yani? Yani bu kutu Fahriyelerin bize getirdiği, bizim Didemlere götürdüğümüz, Didemlerin de annemlere getirdiği kutu. O zaman hemen kaldırsana. Tamam tamam. Buyurun şöyle geçin, şöyle geçin. Siz de mi buradaydınız ya? Sorma Fahriye, araba arızalandı da herhalde yarın gideriz. Biz de bir 5 dakika uğrayalım dedik. Niye ettiniz? Ne o kızım, tatlıları mı götürüyorsun? Abi yok baba, değil. Bugün de hepiniz tatlılara hücum ettiniz. Senden geçti baba. Sorma Hidayetciğim. Ben çok fena tatlıya düştüm. İnsan yaşlanınca böyle mi oluyor, nedir? Olur öyle olur. Bizim de müşterilerin çoğunluğu 50 yaşın üzerindeki insanlar. Bak bak. Siz de mi bizim dükkandan alışveriş ettiniz? Biz mi? Yok. Neden? Tatlıların üzerindeki kağıt bizim dükkanın paket kağıdı da onun için sordum. Sağ olsun bizim çocuklar zahmet etmişler. Düşüncelidir benim çocukları. Çok düşüncelidir. Baba ne oldu? Didem su getir. Tamam anne. Ay çabuk ol kızım, çabuk ol. Getirdim. Hadi iç oğlum iç. Ne oldu bu çocuğa? Bora biraz dışarı çıkalım istersen. Herhalde gıcık tuttu canım. Didem haklı anne, biraz çıkalım. Çıkın çocuğum çıkın. Hadi iyi gelecekse çıkın hemen. Bir şey olmaz hanım, meraklanma. Ay inşallah. Mübarek bayram, ne oldu ki? Belki boğazına bir şey kaçtı canım. Neyse bırakalım bunları azizim. İşler nasıl gidiyor? Nasıl olsun, bazen iyi bazen kesat işte. Piyasa kötü. Tatlıcılık ölmez ama. Nasıl? Bizim tatlıları beğendiniz mi? Beğendim. Ellerinize sağlık. Hanım, kim getirmişti bu tatlıyı bize? Didemler getirdi. Bora nasıl oldu kızım? İyi anne. Dediğin gibi gıcık tutmuş. Biraz temiz hava iyi geldi, balkona çıktık. İyi ettiniz. Didem kızım,
Duyduğumuza göre siz de bizden alışveriş ediyormuşsunuz. Ya, biz mi? Ah tabii biz de sizden alışveriş yapıyoruz. Ben sizi hiç görmedim ama. Belki de çıraklar varken etmişlerdir Hidayet. Tabii çıraklar varken ettik. Çıraklar varken alsanız bile biz Hidayet amcanın yeğenleriyiz deyin ki en güzel yerinden taze taze versinler. Eksik olmayın Hidayet amca. Bak gördün mü? Nasıl da şaşırdı Hidayet Bey'in sorusuna. Bir de bana kutu kutuya benzer diyorsun. Haklısın Neman. Neyse şu Hidayet Beyler bir an önce gitse de rahat etsek. Fahriye Hanım'ın 5 dakikaları meşhurdur bilmez misin? Akşam yemeğe kalmazlarsa iyi. Haklısın Neman, haklısın. Gittiler mi hanım? Gittiler. Hidayet Bey iyi adam, hoş adam ama şu çenesi yok mu? Ben böyle konuşunca Leman kızıyor baba. Canım ben sana hak vermiyor değilim ama duyarlar diye de korkuyorum. Tabii. Bakıyorum hiçbirinizin karnı aç değil. Tatlı size yaptı yapacağını. Yo hanım, olur mu öyle şey? Senin yemeğin ölüyü bile diriltir. İyi hadi bakalım o zaman, yemeğe buyurun. Hadi çocuklar hadi. Çocuklar gidince evin içi pek ıssız kalıyor değil mi Zehra? Haklısın. Ne güzel şu bayramlar. Hepsini bir arada görebiliyoruz. Öyle. Ne yapsınlar? Hepsinin işi gücü var. Hayat zor Gürbüz Bey. Zor vallahi hanım, zor. Biz bu çocukları nasıl büyüttük de bu yaşa getirdik. Bu zamanda dünyada olmaz. Yaşam şartları her geçen gün zorlaşıyor. Boşuna söylenmiyor her yerde az çocuk yapın diye. Neyse, bu bayramı da gördük. Çok şükür gördük. Neyin var senin Zehra? Neyim olsun Gürbüz, hiçbir şeyim yok. Var. Sanki yorgun gibisin. Yorgunum tabii. Kolay mı bir sürü insanı ağırlamak? Allah kuvvetini veriyor ama yine de yoruluyorum işte. Gözlerim kapanıyor. Vallahi doğrudur. Keşke bütün işleri kızlara bıraksaydın. Sırf işler mi? Seni takip etmekten daha çok yoruldum. Çok fazla tatlı yemedim ama. Orasını bilmem, sen düşün. Saat daha erken. İstersen biraz şekerleme yap. Ya bir misafir gelirse? Ben sana haber veririm. Bilmem ki. Gürbüz Bey, bilmem ki. Ben çok kötüyüm Zehra. Ben sana ne dedim? Bu kadar çok tatlı yersen sonun kötü olur demedim mi? Dedin sultanım, dedin demesine ama benim şekerimle ilgili bir sorunum yok ki. Ya neyle ilgili sorunun var? Midem bulanıyor. Tatlıdan, o da tatlıdan. İnsan biraz boğazını tutmasını bilmeli değil mi ama? Saman elinse samanlık senin. Kıymetini bil biraz kendinin. Görmediğimi mi sanıyorsun? Neyi? Neyi olacak? Tatlıları gizli gizli yuvarladığını. Senin gözünden de bir şey kaçmaz hani. Buna malını tanımak denir. Ben seni tanırım Gürbüz, iyi tanırım. O halde derdime derman olursun ha. İstersen biraz nane limon kaynatayım ha. Yok istemem. İyi gelirdi ama. Olsun istemem. Ne yapsam ki ha? Dolapta bir tane soda olacak, onu getireyim. Biraz da limon sıkayım içine, ha ne dersin? Midem bulanıyor İyi Zehra. İyi işte, belki iyi sindirememişsindir. Yok yine de canım istemiyor. Ne yapayım peki, ne yapayım? Şu karşı caddedeki dispansere gitsek. Korkutma beni Gürbüz. Dispanserlik neyin var senin? Belki bir şey önerirler canım. Tamam gidelim. Mantomu alayım da çıkalım bari. Hay Allah gördün mü başımıza gelenleri? Bir şey yok Zehra. İlaç vermeleri için gidiyoruz. Çocuklara haber vereyim istersen. Yok canım, daha neler. Basit bir mide bozulması. Senin rengin de uçtu Gürbüz. Yok bir şey hanım, yok. Pirpirlenme hemen. Doğru dürüst ayakta bile duramıyorsun sen. Hadi al mantonu da çıkalım. Hadi. Çıkalım Gürbüz'cüğüm, çıkalım. Thank you.
Dilaver efendi, danışmanın önünü paspaslamamışsın. Paspaslarız bacım. Gelene gidene baksana. Babalarının çiftliği sanki. Sabahtan beri yeri 5 kere paspasladım. Canım biz de 3 kere örnek söktük. Sesimizi çıkarıyor muyuz? Oturduğun yerden 2 ters 2 yüz. Zor bir şey olsa canım yanmaz. Herkesin işi kendine. Amanın. Hadi gel köyümüze dönelim. Gel Gürbüz gel. Oğlum. Oğlum doktor yok mu? Bekleyin biraz, şu bankta gelirler. Peki. Peki oğlum, bekleyelim bakalım. Bekleyelim. Of of of. Of of. Ben buranın tuvaletine gideyim Zehra, midem... Olur, olur Gürbüz, ben burada beklerim. Kardeşim, doktor nerede? Ne vardı? Burada doktor yok mu? Bak bakayım ne yazıyor şu camda. Dispanser. O halde burada elini sallasan doktora çarpabilir. Ben bir tane bile bulamadım. Kıtlık zamanına rastladınız. Bu saatte zor bulursunuz. Bakın şurada oturan hanım da doktor bekliyor. Ama benim işim acil. Ne yapalım yani? Senin çocuğun için elin koca, doktorların nöbete mi dikeceğiz? Bekle, elbet biri gelir. Kardeşim deli misiniz? Beklersem çocuğum ölebilir. Nesi var? Zeytin yuttu. Boğazında kalmış, çıkaramıyoruz. Gecenin bu saatinde zeytin yemeyeydi. Zıbarıp yataydı. Veletler. Gündüz şeytan çarpması olurlar, akşam bizi çarparlar. Ne biçim konuşuyorsunuz? Zeytin yuttu demiştiniz değil mi? Evet. Trilya mı, çekişte mi? Nereden bileyim ben? Şimdiki anneler böyle. Çocuk eline koskocaman zeytini alıyor da hanım görmüyor. Çocuğun zeytin çekirdeği de yutar, ceviz de yutar. Ağzından yel alsın. Bence bu çocuk çekişte yutmuştur. Trilya alacağı benzemiyorsunuz. Kilosu 100 bine dayandı. Peynir aldı başını gidiyor. Eti zaten kurbandan kurbana görür olduk. Ah, ah. Ne olur bir doktor yok mu? Ver bakayım çocuğu. Ne yapacaksınız çocuğumu? Ver sen ver. Ne yapıyorsunuz? Baba yadigarı yöntemler bunlar. Doktor farklı bir şey mi yapacak sanıyorsun? Ay dayan yavrum dayan. Bence bu çocuk çekişte yuttu. Nereden bileyim kardeşim? Var mı öyle gözlerin patlata patlata? Aldın tabi ucuz diye çekiş zeytinler kocaman kocaman yuttu çocuk. Tırtıklı tırtıklı boğazında takıldı kaldı. Her çocuk gibi çorba içirsen ne çocuğuna? Deli misin kardeşim? Sana ne çocuğun yiyeceğinden? Bir de zeytinyağı gibi üste çıkıyor. Sen hem çocuğuna kalitesiz çekişte yedir, hem devletin sağlık kurumu işgal et. Sonra da kafa tut. Çattık mı kardeşim? Çattın. Ay fena alıyorum. Korkma korkma. Kötülere hiçbir şey olmuyor bu dünyada. İşte bir doktor. Doktor bey lütfen bakar mısınız? Çocuğum zeytin tanesi yerken çekirdeğini yuttu, çıkaramıyoruz. Yardım edin. Odaya getirin, odaya getirin. Sağ olun doktor bey. Nankör kadın. İnsan bir teşekkür eder. Ben nankör içeri. İnsan bir şey söyler. Geldin mi Gürbüz? Nasıl oldun, biraz daha iyisin ya inşallah. Yine de fenayım Zehra. Bir doktora görüneyim hemen. Biraz önce ne oluyordu burada? Tuvalete kadar geldi gürültü. Birisi mi kavga etti? Şu adam var ya, yerleri paspaslayan. Evet. Bir kadınla münakaşa etti. Ha. Alem adam vallahi. Biz buna hiç sormayalım. Olur ama doktoru soralım bari. Oğlum doktor bulabilir miyiz? Ay. Nesi var? Biraz önceki kadınla münakaşaları da böyle başlamıştı. Kısa kısa cevap ver Zehra. Olur. Herhalde yediği bir şey dokundu oğlum. Ne yedi? Ay, hiç de böyle meraklısını görmemiştim. Kuru fasulye ile pilav. Biraz da turşu sanırım. Bu dokunma falan değil. Ne peki? Gaz. Gaz değil. Bunca yıllık tecrübelerime göre bu gaz. Benim de bunca yıllık midem gaz değil. İyi değilse değil. Bir doktor bulsak oğlum. Zor. Zor mu, neden? İşte. Hiç mi yok? Tek tük. Ay adam elden gidiyor, doktor yok. Gördünüz işte, biraz önceki kadına bir fizik tedavici bulduk zar. Size de bir göz uzmanı rastlar. Hele bir kayıt olun da. Kayıt mı, nereye? Dürüye Hanım. Kaydediver. Kaç dakikadır burada oturuyorum. Daha önce söyleseydiniz ya. Adamın ayakta duracak hali yok. Gel Gürbüz, gel. Gel. Hadi gel. Gel. Hanımefendi. Kayıt olacakmışız galiba. Evet. İsim?
Hangimizin? Hastanın. Gürbüz. Soyadı? Çalımlı. Hayrola, bir şey mi var? Beyefendinin ismiyle tipi çelişiyor da. Anlamadım. Pek çalımı kalmamış. Size zararı mı var? Mesleği? Avukattı. Şimdi değil mi? Değil, emekli oldu. Yaşı? 64. 64'ten fazla gösteriyor sanki. Ay, size yalan mı söyleyeceğim? Doğum tarihi? 1931. Belki de hastalıktan yaşlı görünüyor. Aman ağzınızı hayra açın evladım. Aa, neden, ne oldu ki? Benim kocam hasta değil. Değilse niye getirdiniz? Midesi bozulduğu için. İlaç alıp gideceğiz. Siz öyle sanın. Bakın, beyefendinin yüzü kireç gibi olmuş. Benim kocamın hiçbir şeyi yok. Aslan gibi maşallah. Bu mu aslan? O sizin görüşünüz. Ben kocamı seviyorum hanımefendi. Ay, seviyorum. Ay, sevilecek nesi var? 100 tane gönlüm olsa bir tanesini vermem. Sorularınız bitti herhalde, değil mi? Son bir sorum kaldı. Küçükken geçirdiği hastalıklar. Ay, bilmem. Ne demek bilmem? Siz karısı değil misiniz hanımefendi? İyi bildiniz, karısıyım, annesi değil. Sorun siz, sorun. Belki biliyordur. Gürbüz, Gürbüz küçükken hangi hastalıkları geçirdin? Bilmiyorum. Bilmiyor. Biliyordur, sorun. Niye yalan söylüyorsun Gürbüz, söylesene. Kaba kulak, difteri, sarılık, iki kere de diş absesi. Bak, zor kullanılınca nasıl da söylüyor. İlle de terör mü uygulayalım canım? Başka soru kalmadığına göre. Bir de hastalığı nedir onu öğrenmeliyim. Ay, nereden bileyim ne olduğunu? Biz de nedir diye öğrenmeye geldik. Ama büyük bir ihtimalle midesi bozuldu. Hepsini birbirine karıştırdı. Ayıptır söylemesi, biraz da alkol. Ayıp tabii. Vatandaş su bulup içemiyor, beyefendi içki içiyor. Yaparsa midesini karma karışık cacık gibi olacağı bu. Dövseydiniz bari. Tabii döverim. Sizin yüzünüzden bugün söktüğüm 4. örnek bu. Dövsem yeri var. Üzerime iyilik sağlık. Gürbüz, Gürbüz yetiş. Yetiş, hücreden gidivereceğim şimdi. Ay, aman, ay aman, başıma gelene aman, bak. Buradan ay gitmeyin de. Bir sürü işlem ay gerekir zaten. Bak. Kazak ay, da öremedi. Ay, şimdi göreceğim. Ay rüyaymış. Ne oldu Zehra? Rüyaymış. Ne oldu? Aman saat kaç Gürbüz? 9'a geliyor. Gece uyuyamayacaksın ona göre. Bu ne uykusuydu böyle akşam akşam? Ay, tatlı uykusuydu, tatlı uykusuydu. Anlamadım. Ah, sen yok musun Gürbüz Bey? Kendin yediğin yetmiyormuş gibi de bize yedirdin tatlıları. Ağırlık yaptı, kötü rüyalar gördüm. Bayram ziyaretçisidir. Aman ha Gürbüz Bey, sakın ha tatlı lafı etme, bak karışmam. Nedenini anlamadım ama etmem sultanım. Nedenini anlamayacak ne var? Bütün gün seni takip etmekten yoruldum. Tatlılar da ağır geldi, kabuslar gördüm. Bak sakın ha misafirlere verdiğim tatlıdan istemeye kalkma. Rüyalarım gerçek olmasın, tamam mı Gürbüz Bey? Kapıya bak hanım. Tamam mı, değil mi? Tamam oldu hanım. Bakayım. Karışık Bayram adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Esra Şen, yöneten Deniz Gökçerperk, efektör Yüksel Doğru. Oynayan sanatçılar: Gürbüz Alp Öyken, Zehra Serpil Tamur, Bora Alptekin Serden Geçti, Didem Gamze Yapar, Hizmetli Atilla Şendil, Hidayet Kemal Bekir, Leman Funda Postacı, Fahriye Gülgünok, Ekrem Selçuk Kıpçak, Dürüye Hanife Şahin, Sevim Aylin İşbitiren, Ayten Selma Kutlu. Karışık Bayram adlı oyunumuzu dinlediniz. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşçakalın.